BBN Türk ekranlarından herkese mutlu günler. Anadolu'daki gelişmeleri sizlere aktardığımız Anadolu'dan programı başlıyor. Kurban Bayramı sona erdi. Şimdi ekranlarınıza tecrübeleri olmadığı halde bıçağı eline alanlar acemi kasapları getireceğiz. Hastanelerin acil servisleri o acemi kasaplarla doldu taştı. İşte yurttan Kurban Bayramı manzaraları. Ya hayvan keserken bıçak kaçtı, kesildi işte. Acemi kasaplar yine iş başındaydı. Kurbanlık yerine kendilerini kestiler. Acil servislere akın ettiler. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda bildik görüntüler ortaya çıktı. Hayvan kafası döndü. Dönünce arkadaşlar bıçağı çekiyordu zaten. Çekince benim kolu götürdü. Eline bıçak alıp kurbanın başına geçen acemi kasaplar için kaza kaçınılmaz oldu. Kaza geliyorum demiyor. Kimi elinden, kimi ayağından, kimi ise kafasından yaralandı. Acemi kasap deliği keserken bir anda elime vurdu. Küçük bir hata diyelim. Bıçağın değmesiyle birlikte biraz damarı kesmişiz. 3 dikişle kurtardık. Şu anda bir 8-10 dikişimiz var. Denizli'de ise çok talihsiz bir olay yaşandı. Kurban keserken kalp krizi geçiren bir kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerin acil servisleri kendini yaralayanlarla doldu taştı. Hayvanı malı çıkardı arkadan. Baltayla ayağını keser diye bana vurmuş. Bazıları ise hiçbir şey olmamış gibi yaşadıklarını gülerek anlattı. Çağın üstüne bastım abi, fırladı, yardı geçti. Kendi kurbanımı keserim. Gel, bana gel. Temizlik işçilerinden oluşan orkestra bayram konseri verdi. Belediye başkanı da orkestraya gitar çalarak ve solistlik yaparak eşlik etti. Ortaya keyifli bir bayram konseri çıktı. İşte o konserden görüntüler. 2, 3, 4. Temizlik İşleri Orkestrası çaldı, belediye başkanı hem çaldı hem söyledi. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu, hey. Yolladığım çoraplar ayağına oldu mu, mendili eline, mendili verdim geline. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işleri personelinden oluşturduğu orkestra bayram konseri verdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal da orkestraya gitar çalıp solistlik yaparak dahil oldu. Orkestra önce Kızılcıklar Oldu Mu türküsünü seslendirdi. Tabakası aynalı, şu olana varmalı, hey. Ardından Musa Eroğlu'nun Akuzum türküsüyle devam ettiler. Varın söyleyin Urfa niye de yarın ölmesin. Temizlik işçileri enstrümanlarını adeta konuşturdu. Başkan Uysal'ın solistik performansı da üst düzeydi. Çözemedim o göğsünün düğmesin. Keyifli konser belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Aguzum, uzbas kundur anıda yeri. Türkiye son dönemin en sıcak günlerini yaşıyor. Özellikle iç ve doğu bölgeleri mevsim normallerinin 12 derece üstünde bir hava sıcaklığıyla karşı karşıya. Sıcaktan bunalanlarsa bakın nasıl çözümler buldu. Sıcaktan bayılacağız artık. Bir haftadır falan çok sıcak. Otobüsleri de klima da çalışmıyor. Bunaldık iyice. Türkiye adeta kavruluyor. Termometre tavan yaptı. Sıcaktan bunalanlar kendini nereye atacağını şaşırdı. Sıcak çok kötü. Yani oturacak bir yerler arıyoruz. Gezemiyoruz ki zaten. Çok sıcak, insan dışarı çıkmak istemiyor ama mecbur işimiz olunca mecburen çıkmak zorunda kalıyoruz. Sıcaklarla aramız pek iyi değil. Alanya'dan kaçtık, biz de buraya geldik. Türkiye son günlerde en sıcak günlerini yaşıyor. Hatta bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 49 derecelere kadar ulaştı ve Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı.
Hep gölgeyi tercih ediyoruz. Zaten yürünmüyor hiçbir yerde, hiçbir şekilde. Valla işe geldim işte, hemen klimayı açacağım, serinleyeceğim. Kavurucu sıcaklardan bunalan birçok vatandaş gördüğünüz gibi vakit geçirmek için ağaçlık ve gölgelik yerleri tercih etti. Yeşillik daha iyi, gölge ağaç altı. Gölge güzel. Çimenleri tercih ettik. Hem de çamlı ağacın altında. Güzel yani, serin. Şırnak'ın Cizre ilçesi Türkiye'de sıcaklık rekoru kırdı. 49,1 dereceyle şu ana kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. Sıcaklığın 40 derecelere kadar yükseldiği Sivas'ta ise vatandaşlar soluğu soğuk çermikte aldı. Sıcaktan bunalanlar buz gibi kaplıca suyuna kendini bıraktı. Havuzlar tıka basa doldu. Özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerindeki artan hava sıcaklığının hafta sonu itibariyle azalması bekleniyor. Ülke genelinde kavurucu sıcakların yaşandığı Kurban Bayramı'nda 16 dağcı Ağrı Dağı'na tırmanış yaptı. Dağcılar tırmanış esnasında tipiye yakalandı. Zorlu şartlara rağmen dağcılar zirveye ulaşmayı başardı. Kameraya çekeyim. Kameraya çekeyim. Eldiven. Yazın ortasında kışı yaşadılar. Zorlu şartlara rağmen zirveye ulaşmayı başardılar. Bu iş. Beyler, gitmemiz lazım. Ülkede kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde bir grup dağcı Ağrı Dağı'na tırmanış yaptı. 16 dağcı 4000 metreyi geçtikten sonra tipiye yakalandı. Soğuk hava ve tipi karşısında görüş mesafesi iyice düştü. Dağcılar uzun süre güçlükle ilerleyebildi. Tipiyle birlikte kar kalınlığı bir karışa yaklaştı. Zorlu şartların ardından dağcılar zirveye ulaşmayı başardı. Gel, gitmemiz lazım. Yıldırım gitmiş o yüzden. Dağcılar zirvede bayrak açarak hem başarılarını hem de bayramı kutladı. O anlarsa kameralara yansıdı. Bu iş. Beyler. Arabanızda hiç tanımadığınız birinin uyuduğunu görseydiniz ne yapardınız? Çok ilginç gibi görülse de bu olay Bursa'da yaşandı. İşine gitmek için arabasına yönelen Mustafa Peker tam da böyle bir manzarayla karşılaştı. Sonrasında bakın ne yaptı? Peki o ne yaptı dersiniz? Ama şahsı kimdir, neyinizdir ben tanımıyorum. Biz de anlayamadık neyin ne olduğunu. Karşılaştığı manzaranın şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamadı. Arabasında tanımadığı biri uyuyordu. Hemşerim. Mustafa Peker savaşça gitmek için arabasına yöneldi. Ancak direksiyon başında biri vardı. Üstelik uyuyan o kişiyi tanımıyordu. Hemen polisi aradı. Niye geldiniz? Hemşerim. Polis uyuyan kişiyi uyandırdı. Ne yapıyorsun burada? Uyumuşum. He? Uyumuşum. Şahısı zor da olsa araçtan indirdi. Üstünü aradı. Düştü, düştü, yere düştü. Düştü mü? Düştü. Yanında bir de çanta vardı. Polis o çantayı da aradı. Şahısın GBT kontrolü yapıldı. Suç kaydı olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Hatay'ın anavatana katılışının 82. yıl dönümü coşkuyla kutlamalara sahne oldu. 82 yıla özel 82 metrelik devasa bir künefe yapıldı. Künefe görenlerin iştahını kabarttı.
Her sene 1 metre arttırıyoruz. Metreler arttı, önündeki kuyruk uzadıkça uzadı. 82 metrelik dev künefe görenlerin iştahını kabarttı. Hatay'ımızın 82. yıl dönümü sebebiyle 82 metre hazırladım. Hatay'ın ana vatanına katılışının 82. yıl dönümüydü. Antakya Merkez Atatürk Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Hatay'ın incisi künefe yine boy gösterdi. 800 kilo kadayıf kullandık. 600 kilo peynir, 400 kilo şeker, 400 kilo tereyağı, 50 kilo antep fıstığı. 10 personel bir hafta boyunca çalıştı. 82. yıl dönümünde 82 metrelik bu devasa künefe hazırlandı. Herkes etkinlik alanına koştu. Künefenin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kutlamalar çerçevesinde akşamda Haluk Levent sahne aldı. Hataylılara unutulmaz bir konser sundu. Kısa bir reklam arası verelim, ardından Anadolu programı kaldığı yerden devam edecek. Verdiğimiz aranın arkasından Anadolu'dan programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kocaeli'de yaşanan ilginç bir kazanın görüntüleri var sırada. Bir araç düpedüz yolda kontrolden çıktı ve bariyerlerin üzerinde savruldu. Orada asıl kaldı. İlginç kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. Düz yolda ilerlerken birden yalpa yapmaya başladı. Kontrolden çıktı, geri geri bariyerlerin üzerine çıktı. İlginç kazanın adresi Kocaeli Kandıra. Bir araç düz yolda ilerliyordu. Arkasındaki cep telefonuyla yolu çekiyordu. Birden araç kontrolden çıktı. Gene iyi, ölü yaralı yok. Otomobilin yönü tersine döndü, geri geri bariyerlerin üzerine çıktı ve orada asılı kaldı. Ulu. Kazayı görüntüleyen sürücünün tepkisi de ilginçti. Gene iyi, ölü yaralı yok. Neyse ki bu ilginç kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Araçtan inenler ortaya çıkan manzarayı şaşkınlıkla izledi. Kazayı gördün mü? Adana'da 300 civciv göl kenarında ölüme terk edildi. Görenlerin haber vermesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yem ve su verilen civcivlere koruma altına alındı. Göl kenarında ölüme terk edildiler. 300 civcivden kimi açlıktan, kimi susuzluktan can verdi. Sağ kalanlar için yetkililer seferber oldu. Adana'nın Çukurova ilçesinde balık avlamaya giden bir balıkçı gördüğü manzara karşısında şaşkınlık geçirdi. Yaklaşık 300 civcivin göl kenarında ölüme terk edildiğini gördü. Sahipli zannettim başlangıçta ama 1-2 saat sonra baktığımda birbirlerinin ölmüş hallerini yemeye başladıklarını gördüm. Susuzlardı, açlardı. Balıkçının durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler koruyucu kıyafetlerle ölüme terk edilen civcivlere yem ve su verdi. Telef olan hayvanlar da toplandı. İstenmeyen bir olay ama bu işi yapanların vicdanla çok bir bağlarının olmadığı ortada. Buradan güvenli bir ortama götürülecek, karantinaya alınacak. Karantina süresi sonunda eğer bir sahibi de çıkmazsa bu civcivleri biz bir çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesine sağlayacağız. Telef olan civcivlerin hastalık taşıyıp taşımadığını belirlemek için test yapılacak. Kaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp gerekli önlemler alacağız.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri danayı kurtarabilmek için bakın nasıl seferber oldu. Çabuk. Kurbanlık dana kuyuya düştü. Ekipler zavallı hayvanı kurtarmak için böyle seferber oldu. Olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Kurbanlık dana bu 10 metrelik taş duvarlı su kuyusuna düştü. Durumu görenler hemen ekiplere haber verdi. İtfaiye ekiplerinden biri kuyuya indi. Dananın boynuna halat ip bağladı. Bir danaya bakalım Tolga abi de. Arasından geçelim. Ardından kurtarma mücadelesi başladı. Halat vince bağlıydı, dana yukarı çekildi. Kaldır. 10 metre derinlikteki kuyudan böyle kurtarıldı. Sahibine teslim edildi. Kocaeli'nde bir züccaciyede akla hayale gelmedik bir olay yaşandı. İş yerinden yılan çıktı. Oldukça seri hareket eden yılan iş yerindeki tabakları yerinden oynattı. İtfaiye ekipleri o yılanı bakın nasıl çıkardı. İş yeri sahibi deprem oluyor sandı. Gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Korkutan görüntülerin adresi Kocaeli. Bir züccaciye mağazasına yılan girdi. Tabakları ve tavaları salladı. İş yeri sahibi o sallantıyı önce deprem sandı. Deprem oluyor zannettim. Ama baktım ki yılan. Sonra tezgahların arasındaki yılanı fark etti. Hemen kendini dışarı attı. İtfaiyeye haber verdi. Tabii biraz korktum ya ilk görünce. Deprem zannettim. Tabakları salladı, tavayı salladı. Bayağı da büyük, 1,5 metre kadar var yani. Yılan rafların altına saklandı. İnatçı yılan ekiplerin uzun uğraşı sonucu yakalandı, doğal ortamına salındı. Bursa'da bir ciğerci ustası kuzularına moral olsun diye onlar için sıra gecesi düzenledi. Kuzuların kucağına alıp oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Biliyorsunuz batıda ineklere klasik müzik dinletiyorlar. Bu da bizim Anadolu'muzun hayvanları. Ben de onlara sıra gecesi dinletiyorum. Moral olsun diye sıra gecesi düzenledi. Kuzuları kucağına alıp böyle oynadı. Renkli görüntülerin adresi Bursa. Bir ciğerci ustası Kurban Bayramı öncesi kuzularına moral olsun diye ilginç bir organizasyon düzenledi. Onlar için sıra gecesi yaptı. Hem önümüz Kurban Bayramı, bak ne güzel hoşlarına gidiyor. Önümüz Kurban Bayramı. Moral olsun dedim bunlara. Davul, darbuka, keman ve yöresel kıyafetler. Sıra gecesi için gerekli olan her şey hazırdı. Onlar çaldı, ciğerci ustasıyla kuzuları oynadı. Müziğin ritmine kendini kaptıran kuzular bir sağa koştu, bir sola. Sonuçta onlardan ekmek yiyoruz, ciğerlerini yiyoruz. Her yerini kullanıyoruz yani. Sakatatını kullanıyoruz, butunu kullanıyoruz, kuzusunu kullanıyoruz. Bu da onlara benden ödül olsun bayram üstü. Antalya'da balonculuk yapan Said Kocakaya'nın duygulandıran görüntüleri tüm Türkiye'ye yayıldı. O günden sonra telefonları susmadı, tebrik mesajları çığ gibi büyüdü. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. O günden sonra telefonları susmadı, yaptığı hareketle Türkiye'nin gönlünü kazandı. Onun için abi. Beni de duygulandırdın ablam. Teşekkür ediyorum. Antalya'da kaydedilmişti bu yürek ısıtan görüntü. Sait Kocakaya Arefe günü onlarca balon hazırlayıp bütün çocuk mezarlarına bağlamıştı. Bunlar. O günden sonra Kocakaya'yı tüm Türkiye tanıdı.
Yurdun dört bir yanından teşekkür ve tebrik mesajları geldi. Çok şoktayım yani. O kadar şoktayım ki 3 gündür yemek yiyemiyorum. Kafamı kaldırarak gezemiyorum. Herkes beni göstererek bir şey konuşuyor. Utanıyorum. Ama gurur verici. Övgü dolu mesajlar karşısında hem gururlandı hem de gözyaşlarını tutamadı. Onun için abi. Beni de duygulandırdın ablam. Teşekkür ediyorum. Çalan her telefonla o güne gidiyor. Asker aradı bir gün Van'dan, Ağrı'dan, Selik askeri benden gurur duyduğunu söyledi. Nöbetten çıkar çıkmaz beni aradığını söyledi. O bana çok duygulandırdı. Hayat arkadaşı da eşiyle gurur duyuyor. Tabii gurur verici hani her zaman içimizde kendimiz yapıyoruz. Ama tüm dünyanın şu anda Türkiye'nin bilmesi bir anda tuhaf oldu bize göre. Yurttan gelişmeleri sizlere aktardık. Anadolu'dan programının bu haftalık sonuna geliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.